Konvolüsyon integrali ile Laplace dönüşümü ilişkisi örnek soru 5. Bu videomuzda konvolüsyon integrali ile Laplace dönüşümü ilişkisine bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fs eşittir 1 bölü s üzeri 4 artı 4s kare ifadesinin ters Laplace dönüşümü olan ft fonksiyonunu konvolüsyon integrali olarak elde ediniz. Not integrali hesaplamayınız. Şimdi konvolüsyon işlemi ile Laplace dönüşümü arasındaki ilişkiyi bir hatırlayalım, arkasından çözümümüze başlayalım. Ft konvolüsyon gt 2 fonksiyonun konvolüsyonunun Laplace dönüşümü, ikisinin Laplace dönüşümlerinin alınmasının çarpılmasıyla bulunur. Yani konvolüsyon işleminin Laplace dönüşümünü aldığımızda çarpmaya dönüşür. Şimdi bu nedenle biz de buradakini çarpım durumunda ifade edip geriye konvolüsyon olarak döndüreceğiz. Konvolüsyon işleminin de bir ne olduğunu hatırlayalım. Ft konvolüsyon gt, sonra bunu da integral olarak ifade etmemiz isteniyor çünkü birden. Sıfırdan t'ye, ilk fonksiyonun içine, t eksi büyük t, burada büyük t yerine kendi kafanıza göre a, b, c, d, istediğiniz harfi kullanabilirsiniz, z, büyük t'yi tercih ettim ben, gt, d, t. Şimdi, bu f'sin ters Laplace dönüşümünü olan ft fonksiyonunu konvolüsyon integrali olarak elde ediniz diyor. Yani bu şekilde bir integral cevabı vereceğiz. Konvolüsyon elde edebilmemiz için öncelikle bunu iki tane fonksiyonun bir çarpımı haline getirelim. Birinci adım. Ters Laplace dönüşümünü konvolüsyon integrali yardımıyla almadır bu işlem süreci. 1 bölü şurayı s kare parantezine çekersek, 1 bölü s kare çarpı 1 bölü s kare artı 4 bu ifadeyi bize vermekte. Şimdi bunun ters Laplace dönüşümünü aldığımızda, ikinci adım, Laplace eksi 1 fs, Laplace eksi 1, 1 bölü s kare çarpı 1 bölü s kare artı 4. Biz normalde çarpma durumundakinin Laplace dönüşümünü, ters Laplace dönüşümünü ayrı ayrı alabiliriz gibi bir şey söylemedik. Toplama çıkarma durumundakilerin ters Laplace dönüşümü ayrı ayrı alınabilir. Çarpma durumundakini ayrı ayrı alırsak eğer araya konvolüsyon işlemi koymak zorundayız. Şuradan geriye dönüşte. Buradaki f'sin ters Laplace dönüşümü ft 1 bölü s karenin ters Laplace dönüşümü t'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s karedir. 1 bölü s kareninki de t olur bu nedenle. T çarpmanın geriye dönüşümü konvolüsyon. Toplama olsaydı toplamanın geri dönüşü toplamaydı. Çıkarma olsaydı çıkarmaydı ama çarpmanın geri dönüşü konvolüsyon işlemidir. Buna geldiğimizde sinüs AT'nin Laplace dönüşümü A bölü S kare artı A karedir. Burada da 1 bölü S kare artı 4 gördüğümüzde bu sinüs AT'den gelmeli diyebilmeliyiz. Yani sinüs 2T. Fakat yukarıda a olmalı. Yani burada karesi alınmış olan ifade 2 olması gerekiyordu. Olmadığına göre bölü 2. Şimdi burada ft fonksiyonunu konvolüsyon işlemi olarak ifade ettik. Fakat biz konvolüsyon integrali olarak elde edeceğiz. Sorunun istediği şey tam olarak o. Üçüncü adım. Ft eşittir. Şimdi şu formülü kullanıyoruz. İlk fonksiyonun içine t eksi t koyuyoruz.
sıfırdan t'ye, bunun içine t eksi t koyarsak t eksi büyük t çarpı ikinci fonksiyona ise direkt büyük t koyuyoruz. Sin 2 t bölü 2 d büyük t. Bunların yerlerini ters alsaydık, ilerleseydik, bunun içine t eksi t koyup buna t diye bırakabilirdik. O da doğrudur. Fark etmez o. İsteyen istediği sırayla gidebilir. Bizim buradaki f(t) fonksiyonumuzun konvolüsyon integrali karşılığı bu bulduğumuz ifadedir. Birçok üniversitenin sınavlarında sormayı sevdiği bir tip sorudur bu. Bu şekilde bu videomuzu da burada noktalıyorum.